konu, Ocak ayında gelen bu konu meclisimiz, imar komisyonumuzla görüşmek oy birliğiyle kabul edildi. Görüş bildirmek şey var mı? Acil evler. Şu an TEDAŞ'ın depoların olduğu nokta. İki parçalı alan, yaklaşık 30 dönümlük alan, alttaki alan, hal alanı, üstteki alanda soğuk hava deposu olacak şekilde alanın en uç tarafında, çevre yolu kenarında, ilgili mevzuat gereği de bunu belirlediğimiz alanın tam kuzeyinde, hani aynı hat üzerinde fakat arada yaklaşık 1 kilometrelik mesafe olan bir aks üzerinde yer aldı. Belirlenen bir yer. Sunumumuz bu şekilde. Bileceğe ne katacak bu zavu? Ben onu... İlgili mevzuat gereği. Şehrin içinde değil, şehrin dışında olması gerekiyor. Yani istasyon mahallesini yapabiliriz. Ölü bir alan istasyon mahallesi. Özellikle orada bir alan belirleyip, orada yapsak istasyon mahallesini biraz canlandırsak, ekonomisine katkıda bulunsak, bunu böyle şehrin dışına atmasak. Şehrin dışından ziyade şöyle tamamen bir şey dışında, var. Hiç şehirle ilgisi olmayan... Ulaşım anlamında bu hal bölgelerine çok büyük kamyonların, tırların girdiği bir tamam. Nokta. Bu belirlenen alan her türlü, her yönden gelen araçların çok rahat ulaşabileceği bir nokta. Yani çok büyük bir mesafe yok yani istasyon mahallesiyle şey arasında, otoyol arasında bence. Burası şehrin tamamen dışında, hiç alakası olmayan, kendi kendine olabilecek, işleyecek bir yer. Bunu dediğim gibi istasyon mahallesi yakınında bir yerde, o bölgede arasında, otoyolla istasyon mahallesi arasında bir yerde planlayın. İstasyon mahallesinde ekonomisine katkıda bulunmak varken, alıp da bunu tutup ta bileceğin olmadık bir ucuna, hiç yapılaşmanın olmadığı bir yere atmak, hiçbir ekonomik kazancı olmayacak bir şey yapmak doğru mu? Bence yanlış. Ben biliyorum hallerle ilgili ama dediğim gibi bak istasyon mahallesi aşağı planın devamı var mı? 30 dönüm var mı? Var, biraz üstünde otoyola yakın yer. Burası kamulaştırılacak mı? Uygun yer yoktur herhalde. Uygun yer yok diye atıp kesip atmam yanı yok. Burası kamulaştırılacak mı? Onu... Burası kamulaştırılması bitmiş bir alanda. Bitmiş bir alanda. Tam başka amaçla kullanılıyor. Otoyolların devamı olur, bir şey olur. Yani küçük sanayi evet, olur. Başka büyük sanayi olur. Otogara yakın diye. Başkanım siz de imar komisyonundasınız. Bu belediye meclisi 390. sayılı yönetim kanunu gereği. Bu komisyona gidip komisyonda görüşülmesi lazım. Komisyonda görüşüldükten sonra meclise gelmesi lazım. Diğer konuları yaptığımız gibi Zafer Bey'in dediği örnekler gibi. Biz de araştıralım. Ben şimdi sorsam sizin bununla ilgili ne biliyorsunuz diye. Siz hiçbir şey biliyorsunuz ve komisyondasınız. Bu konuyla ilgili siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Burada oldu bit diye getirmek de hemen cevap vermek hoş olmaz. Tamam, teşekkür ederim. Bu komisyonla belirlenen yerin mecliste görüşülmesi istenen ilgili mevzuat geliyor. Tabii ki mecliste görüşülmesi lazım ama bunun imar komisyonuna havale olması lazım. Kentsel dönüşümde olduğu gibi oy birliğiyle kentsel dönüşüm... İmar değişikliği yok burada mı değil mi? Abdullah Bey, daha imar değişikliği yok. Başkanım... Sadece bu projeyi BEP... Bunun yeri belirlendikten sonra bu iş bitmiştir. BEPKA'ya projeyi sunmak için... Hiçbir şekilde değiştiremeyiz bunu. Şimdi size bakalım bir yer, yani Bilecik'e dediğim gibi istasyon mahallesini sıfıra getirdik, bitirdik otoyolda zaten. Böyle bir aktivitenin orada olması çok büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum. Bir ikincisi... Diyorsunuz ki giriş ve çıkışların çok rahat olması mı? Biz Bilecik'e giremiyoruz ki. Yani Bilecik'in girişlerinde büyük problemler var. Yani bir de aldık hali buraya attık mı? Baksanıza ya Bilecik nerede? Ama bununla beraber yani, yoğun zaten kamyon trafiği olduğu zaman giriş çıkışlara tamam. Daha engel teşkil edecek. İlgili müdürlükler yer seçimini yapmışlar. Biz de onayı talep ediyorlarsa bizim yapacağımız bir şey yok. Yani niye yok? Gerek. Hayır niye ama şimdi arkadaşlar belirlemiyoruz ki. BEPKA'dan destek alınacağı için bu ilgili kurumlar bir araya geliyor. Burası olsun deniyor. Bir belediye meclisine de getiriliyor. Bu olacak. Bunu onaylayın deniyor. Şimdi yani, bu doğru. Yani şimdi destek olacak ya, destek verilecek ya. Destek de yapılacak burası. Öyle değil mi BEPKA'da? Tabii BEPKA'da bir şey. Kalkınma Bankası yapacak. Yapılacak. Şimdi ben de diyorum ki bu tamam. Gene öyle de olabilir. Güzel olsun. Ama bunu tutup da buraya attığının bir alemi yok. Yani Bilecik'ten hiçbir ilgisi olmayan bir nokta. Ben de diyorum ki belediye yapsın. Evet. Kaç para harcanacak buna? Ha bilmiyorum. Projeyi bilmiyorum. Projeyi de bilmiyorum. Proje kabul edilip edilmeyeceği de belli. BEPKA kabul ederse olacak. Yani ben diyorum ki belediye öyle bir nokta bulsun ki şehrin ekonomisine katkıda bulunsun. Benim söylediğim bu. Yanlışsa yanlış şey. Bu işin bir pratiği vardır, bir de uygulaması vardır. Bunun uygulaması tamam biz buradan kararı verdik, BEPKA'dan da çıktı. Ya imar olarak uygun değilse o zaman ne yapacağız? Yani bunun doğru olan yöntemi imar komisyonuna gidip imar komisyonundaki arkadaşların bunun yeridir, ekonomisine katkısı değildir. Hepsini ölçecekler, biçecekler sonra meclise gelecek. Daha önce de bu şekilde yapmadık başkanım. Başkanım,
nakliyecilerin ilin ekonomisine büyük katkılar olacağı bir var gerçek. Orada yapılacak olan toptancı halinin hiçbir geliri olmayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bizim de yer tespitinde herhangi bir etkinliğimiz yoksa, yok gibi görünüyor. Yok. Burada görüşmenin anlamı yok mu? Hayır. Şöyle bir şey var. Yeri biz tespit etmiyoruz, kararı biz vermiyoruz. Hiçbir şeye biz karar vermiyoruz. Bu projeyi meclis sunacak. Bunun da anlamı yok. O zaman sunun gitsin yani. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sorularımız var. Sorularınızı alayım, yazılı olarak sizlere cevap sözlü verirsin. Sözlü olarak da var. Sözlü olarak ben veremeyeceğim. O soruyu vermem için vakıf olmam lazım o işe. Ama meclisteyiz, encümendesiniz Süleyman Bey. Ben yani bakayım, verebileceğim varsa vereyim var, ama veremeyeceğim yok. Değinmek istiyorum, bunu defalarca da söylemiştik. Bu Hamsi Köprüsü'ne inen Şeyh Edevar Türbesi'nin yanında o yürünen yolda halk çok rahatsız. Lağım suları akıyor oradan ve o kadar pis bir koku geliyor ki başkanım, bir de oraya bir yazı asılmış. Hani buradan doğacak, belediye sorumlu değildir diye. Peki kim sorumlu olacak? Hayır, en azından bunu defalarca da dile getirdik. Dışarıdan gelen iller, ya dışarıdaki illerden gelen aramalarla gelen halkımız, Bilecikliler bundan çok rahatsız. Yani şimdiye kadar niye böyle bir çözüm alınmadı? Bu lağım suları Şeyh Edebali gibi bir hazretlerin yanında, bu bence çok çirkin bir görüntü veriliyor. Ben bunu dile getirmek istiyorum ve en yakın bir zamanda da bunun oraya güzel bir şekilde yani çözüm üretilmesinden yana. Şimdi oradaki kanalizasyonla ilgili bir çalışma yürütülüyor şu anda. Arıtma tesisiyle ilgili oraya bağlantı yapılması ama için. Ama ne zamandır yani? Çok uzadı bence. Bunun halk ihalesi de yapıldı herhalde değil mi? Arıtmanın. Arıtma tesisi ihalesi şu anda daha yeni başladı. İler Bankası tarafından yapıldı. Ben geçen ay Kızıldamlar'a gittim. Katı arıtma tesislerini yakından izledim. Gördüğüm kadarıyla oradaki tesisin yapılacağı yerdeki ağaçların kesildiği ve oraya küçük bir barikat konulduğunu gördüm. Ama herhangi bir inşaat işlemi, herhangi bir çalışmanın olmadığını tespit ettim. Bu konu hakkında düşüncelerimle başlamamızı istiyordum. İkincisi de Şubat ayında gördüğümüz kadarıyla sosyal faaliyetler oldukça yoğun. Bu belki Mart ayına da sirayet edebilir. Mart ayından sonraki diğer aylarda da bir planlama yapıldı mı sosyal faaliyetlerin yapılmasına dair? Hatırlatıp bertaraf tesisiyle ilgili ihale ve tüm süreçler halledilmiş durumda. Fakat Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili mevzuat çerçevesinde yürüttüğü bir iki konuyla ilgili işlemler diyeyim, süreci biraz uzattı. Fakat şu anda yapımla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İş planlaması yapılırken de açıkçası hava şartlarının bu kadar iyi gideceği düşünmediğinden dolayı inşaat faaliyette bulunulmadı. Yani bu programlandı fakat malum kış ayındayız. Kış ayında herhangi bir inşaat faaliyet düşünülmedi bu gecikmelerden sonra. Havaların böyle gideceği bilinseydi açıkçası şu anda inşaat faaliyet başlayabilirdi. Başlamasında, yapılmasında şu an için herhangi bir sıkıntı yok. İş programında da herhangi bir sıkıntı ama yok. Ama Ocak ayında bahar gibi hava var aslında. Doğrudur. Yani şöyle söyleyeyim. Buraya gelecek tesisle ilgili birçok grup dışarıdan gelerek elinde montaj yapılacak. Yani çok fazla bir yapımdan da temelden atılacak ama bunun üzerine direkt montaj yapılacak. Yani yerinde çok çok fazla bir inşaat faaliyeti bulunmayacak aslında. Yani demonte olarak dışarıdan gelecek bir yerinde montajları yapılacak. Nisan ayında temel atılacaktı. Ya şu anda dediğim gibi Nisan'daki durum belki o Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın istediği görüşle alakalı uzamış olabilir. Fakat şu anda herhangi bir hukuki sorunu olmadığını biliyorum. Şubat ayı sonuna kadar da %60 gibi bir rakamımız var. %60 oranında kabul edilirse çıkılıp proje devam edilecektir diye açıklama yapılacaktır. %60 değil, %59'da dahi kalınırsa proje devam etmeyecektir. Kentsel dönüşüm vatandaşlık istememiştir deyip askıya alacaktır. 45 civarında bir sayı var. Doğru mu? Efendim? 45 kişinin imza attığı şu ana kadar. Doğru mu? Açıkçası çok fazla sayıları bilmiyorum ama kişi bazında ben. Yok, daha fazla. 45'i açıkçası ilk bir haftada toplanmışlar.
24 gün sonra belli olacak zaten. Kaç kişi imzalıyor? Yok, şu anda en son benim aldığım bilgiler, yani geçen hafta sonuna doğru 100'ü geçmişti zaten. Şu an son rakamı bilmiyorum. Güzelim be. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.